Merkez Bankası'nın 40 milyar liralık ihtiyat akçesini merkezi yönetim bütçesine aktarmasını yorumlayan eski hazine müsteşarı iktisatçı Mahve Eğilmez, bayram ikramiyesini ödeyecek para yok deniyor diye konuştu. Reuters haber ajansı üst düzey kaynaklara dayandırdığı bir haberde merkezi yönetim bütçesinde açığın şu anda öngörülenden daha fazla olduğu ve bütçenin desteklenmesi için böyle bir adımın atılmasının planlandığını belirtmişti. Reuters'ın haberi umarım doğru değildir. Bu para basmak demektir. Kısa vadeli avans uygulaması çok daha namuslu bir uygulamaydı diyen deneyimli iktisatçı, bir takipçisinin bir yandan kur baskılanmaya çalışılırken bu niye yapılıyor sorusuna bayram ikramiyesini ödeyecek para yok deniyor ifadeleriyle cevap verdi. Türkiye'de işsizlik oranı Şubat'ta %14.7 olarak açıklandı. 3 kere de başvurmuş emeş işmiş yok. Sıramız ta en arkada. Trenin sırasından daha büyüktür. TÜİK verilerine göre işsiz sayısı 2019 yılı Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 376 bin kişi artarak 4 milyon 730 bin kişi oldu. Bir sürü ya. Abi yazılan emre. Yazılan emre gitsin. Yarın sabah gelin ya, bekleyin. Aynı dönemde istihdam edilenlerin sayısı da 811 bin kişi azalarak 27 milyon 355 bin kişi, istihdam oranı ise 1,8 puanlık azalışla %44,8 oldu. Abi TTK'ya alım var dediler. Geldik. İzdiham mı var, alım mı var biz anlamadık. Alım yok, rezillik var, başka bir şey yok yani. Tarım dışı işsizlik oranı da %16,9'a çıktı. Üniversite okudum ama temizlik işçiliğine bile başvuracağım bugün. Senedir geliyorum gidiyorum şu iş kura. Bir iş bulamadılar. Metoda tutarlar. Değil mi? Konuşursan. Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, Türkiye'de yeni bir kur krizi daha yaşanabileceğini açıkladı. Kurumların aşınması, dış kırılganlık, Türkiye'nin kredi profilini zayıflattı diyen Moody's, enflasyonu azaltacak politikalar izlenmemesi halinde Türkiye'nin kredi notunun daha da düşeceğini vurguladı. Financial Times gazetesi de Türkiye'de 3 yıl içinde %71 ihtimalle döviz krizi görüleceğini yazdı. Oxford Economics'in değerlendirmelerine yer veren gazetenin haberine göre, Merkez Bankası'nın sarsılan otoritesi ve bütçe harcamalarındaki şeffaf olmayan tutum, TL'ye gelecekte olumsuz yansıyacak. Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini doldurmak için kısa vadeli dolar alımlarına başladığı yönündeki haberlerinde, yatırımcılar üzerindeki etkisinin sürdüğünü kaydeden Financial Times, Erdoğan'ın İstanbul'daki seçim sonuçlarını tartışmaya açması göz önüne alındığında, TL'de yeni, keskin bir düşüş için çok sebep bulunduğunu belirtti. Ekonomik kriz en çok konut sektörünü etkiledi. TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları 2019 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %18,2 oranında azalarak 78.450 oldu. İlk defa satılan konut sayısı da bir önceki yılın aynı ayına göre %25,3 azaldı. Konut satışlarında İstanbul 14.462 konut satışı ve %18,4 ile en yüksek paya sahip olurken, yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %82,1 artarak 3.720'ye ulaştı. Dünya Gazetesi yazarı Alaaddin Aktaş, Merkez Bankası'nın sahibi olmadığı dövizleri sattığını ve net rezervlerinin ekside olduğunu öne sürdü. Aktaş, dövizde tehlikeli operasyonlar başlığını taşıyan yazısında, güya dövizi Merkez Bankası değil bazı kamu bankaları satıyor. Satılan döviz Merkez Bankası'nın dövizi değil, çünkü sıfırladı. Nasıl olur demeyin, oluyor işte. Merkez Bankası'nın net döviz rezervi ekside. Merkez Bankası'nın 9 Mayıs'ta 10,5 milyar dolar olan dövizinden swap yoluyla elde edilen dövize düştüğünüzde rezerv eksiye iniyor sözlerini kullandı ve vadesi gelen 9,6 milyar doları en fazla bir ay içinde ödemesi gerektiğini hatırlattı. ...2018 Nisan ayında 2,8 milyar TL açık veren bütçe, 2019 yılı Nisan ayında 18,3 milyar TL açık verdi.
Bütçe gelirleri de bir önceki yılın aynı ayına göre %10,7 oranında azalarak 57,7 milyar TL olurken, bütçe giderleri ise 12,8 oranında artarak 76 milyar TL olarak gerçekleşti.